İyi günler. Makat fistülü konusu bize sık sorulan veya karıştırılan bir hastalıktır. Makat fistülü, genelde makat fissürü dediğimiz veya anal fissür dediğimiz problemle karıştırılır. Anal fissür Türkçe karşılığı makat çatlağıdır. Yani makatta bir yırtık, yarık veya çatlak olmasıdır. Makat fistülü ise fistül kelime olarak Latince anlamı kanal demektir. Makatın içiyle yani makat kanalıyla makatın dışı derisi arasında normalde olmaması gereken yani anormal bir kanal meydana gelmesidir. Bunun belirtisi makattan akıntı gelmesi, oradan iltihaplı kimi zaman gaz çıkması, dışkı çıkması, kan gelmesi gibi hastanın ağırlıklı olarak çamaşırında, iç çamaşırında lekelenme görmesidir. Çoğunlukla makat fistülünün meydana gelmesi bir çatlak bulunup çatlağın iltihap yapması nedeniyle olabilir. Apseleşmesi sebebiyle olabilir. Apse daha sonra fistüle döner. Veya bizim kript absesi dediğimiz makatta kayganlaşmayı yani dışkı oradan geçerken dışkının rahat geçmesi için aynen burnumuzdaki sümükte olduğu gibi orada mukusvari yani bir sümüksü bir salgı olur ki yani dışkı rahat kaysın çıksın diye. Makatta bununla ilgili 4-10 arası bez vardır. Yani ortalama 7-8 tane diyelim bez vardır. Bu bezlerde zorlanma, aşırı kabızlık, çok akınma falan gibi nedenlerle bir zedelenme olursa bunların bünyesinde bir şey toplanması olur. Bir iltihap toplanması olur. İşte bu iltihap toplanmasına biz makat absesi adını veriyoruz. Bu absede vakaların %50'sinde fistüle neden olur ve oradan düzenli bir akıntı gelir. Fistül olduğu zaman burada ameliyatsız bazı çözümlerimiz olduğu gibi işte yapıştırıcılar, trombositler vesaire falan gibi şeyin içine enjekte edilir ya da ameliyatlı çözümler de olabilir. Bu şekilde bu hastalarda çözüm bulmak olarak dahilindedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Makat hastalıkları ile ilgili konu ve sorularınızı kanalımızı takibi alarak yöneltebilirsiniz.